böyle bir yerden tanıdık geldi mi? Tarihi Eyüp oyuncaklarının günümüze uzanan nadir ustalarının elinden çıktı bu oyuncak. Şu anda da atölyelerindeyiz. 24 Doğa programında bu hafta doğal malzemeden yani ahşaptan hep beraber oyuncak yapacağız. Oyuncaklarının günümüze uzanan nadir ustalarından Şenur Ülker'le birlikteyiz şu an. Merhabalar Şenur Hanım. Merhabalar. Şimdi bugün sizinle birlikte tarihi Eyüp oyuncaklarından birini yapacağız, öyle değil mi? Evet. Hangisini yapacağız? Cambaz yapacağız. Hı hı. Bu oyuncağımız 17-18. Yüzyılda yapılmış olan oyuncaklardan biri. Hı hı. İsmi Cambaz ve Evliya Çelebi Seyahatnamesi de bundan bahsetmiş. Hı hı. Bahsetmiş olduğu 28 çeşit oyuncaktan bir tanesi bu. Hı hı. Ve bu hareket eden bir şey değil evet, mi? İtildiğinde hareket eden bir şey. Şu şekilde kafasını öne aşağı sallayarak oynanan bir oyuncak. 3-4-5 yaş grubunun oynadığı bir oyuncak bu. Nasıl hazırlayacağız bu oyuncağı? Şimdi ben size bu oyuncak nasıl yapılıyor onu göstereyim. Tabii ki ahşapla çalıştığımızı biliyoruz. Şu şekilde. Önce kalıpları çıkaracağız. Var. Kalıplardan. Böyle kalıplarımız var. Hı hı. Bu şekilde. Bu kalıplarımızda şimdi kesim dekopaj makinesinde kesim yapacağız ama yapmadan önce burada kalıplarımızı çizmemiz gerekiyor. Hı hı. Bu tanesini, ahşap malzemenin bir özelliği var mı bu arada? Bize biraz bu ahşabı da anlatın. Şimdi bu okima denilen bir tahta çeşidi. Birçok tahta çeşidi var. Onlardan bir tanesini kullanıyorum şu anda. Ve bu tahtanın üzerinde kalıbımızı koyuyoruz. Çiziyoruz. Çiziyoruz. Hı-hı. Çizdikten sonra makinede şöyle keseceğiz. Göstereyim nasıl çizildiğini. Hazır. Bu kalıplarımızı da bize 2005 yılında Marmara Üniversitesi Tosun Yalçınkaya tarafından gösterildi. Şimdi ben şeyi sormak istiyorum. Bu evet. Biz nadir görülen ustalardan biri dedik. Hakikaten artık bu Eyüp oyuncakları artık çok fazla görülen, satılan oyuncaklar değil öyle değil mi? Evet değil. Hı. 2005 yılında bir projeyle İşkur, Tarih Vakfı ve Eyüp Belediyesi'nin işbirliğiyle yapılmış bir projeydi bu. Hı. Bu projede Marmara Üniversitesi Tosun Yalçınkaya tarafından biz 60 kadın kadar eğitim gördük. Hı. 60 kadından da 12 kadın kooperatif kurduk. Kooperatifimizde biz bu oyuncakları hepsini, öğrenmiş olduğumuz oyuncakların hepsini yapıyoruz ve bunları çocuklara sunuyoruz, tanıtıyoruz nasıl oyuncaklar yapılıyormuş o zamanlar. Yani şu anda kalan, bu oyuncakları yapan kişi sayısı 5 bayandan ibaret. Hı hı. Beşimiz çok iyi net olarak şimdi biliyoruz. Bu ikisini çizdik Şenay Hanım. Evet. Şimdi bundan sonra ne yapacağız? Şimdi ben size göstereyim nasıl yapıldığını bunun. Hı hı. Şu şekilde makinemiz var. Dekopaj makinesi bunun ismi. Hı hı. Hatta beraber yapalım bunu. Bu elektrikli testere öyle değil mi? Evet, elektrikli testere. Hı hı. Kıl testerenin elektrikli olanı diye düşünün. Hı 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 hı. Şu şekilde çalıştırıyoruz ve bakın. Evet, Şenur Hanım şu anda ustalıkla bu cambazı kesti ve gayet güzel bir şekilde çıkartmış olduk, öyle değil mi? Evet. Burada tam yuvarlak gibi olmadı. Biraz dalgalı gibi oldu. Evet işte bak bunu bundan bahsediyorum. Zımparayla mı düzelteceğiz? Şu anda yuvarlakla çıkartınca da güzel göreceğiz. Yani yuvarlakları dışarıdan kestin. Aha. Yani tam üstünden, çizginin üstünden geçemedin. Kesemedik. Evet. Zaten ilk defa eline alıyorsun. Bu kadar olması normaldir. Aha. Ama bunları zımparada düzelteceğiz.
Evet, uzaktan göründüğü kadar kolay değil aslında. Makine sabit bir şey. Elle döndürerek o yuvarlaklığı vermek gerekiyor. O yüzden biraz maharet istiyor gerçekten. Bizimki içe girmedi. En azından o açıdan şanslıyız, öyle değil mi? Evet, yani şu anda bozukluk zararda değiliz. Değil. Evet, hayır, kesinlikle. Kurtarılabilir bir tarafı var hala. O yüzden evet. Hala iyi durumdayız. Devam edeceğiz. Hani evet, sonu... yeni acemi olanları korkutabilir mesela, evet. Takır takır. Şunu en başta bitirdiğinde hemen sıkıca tutman gerekiyor. Tahta buna çarpıp bunu o zaman da kırabilir. O da bir riskli, evet, bir durum yani. Riskli bir durum. Şu an kestiğimiz parçaya, evet, bakalım. Evet, kestiğimiz tekerlek henüz ilkel tekerleklere benziyor. Birazcık engebesi çok, öyle değil mi? Ama biz bunu şurada gördüğümüz yuvarlak kalıptaki gibi yuvarlak hale getireceğiz. Nasıl yapacağız bunu? Şimdi onu da göstereceğim. Yalnız bunu buradan çıkartmadık. Dikkat ederseniz daha çıkmadı. Aha. Çıkmıyor. Bunu çıkartmamız gerekiyor. İçinden. Şu şekilde çalıştırarak, aha, çıkartabiliriz. Tekerleğin dışında dikkat ederseniz bu cambazın küçük olan çubuğuyla büyük olan çubuğu var. Aha. Bunların ikisini kesmemiz gerekiyor birbirinden. Şu görmüş olduğunuz tahtamızı uzunluğuna göre baktık. Tamam. O zaman kesme işlemi hala bitmedi, devam ediyor. Evet, biraz daha keseceğiz. Biraz daha. Ve şunun uzunluğuna baktık, kontrol ettik. Burada, bu ahşap ikisini birden, evet, çıkaracak. Şuradan çizgiyle ben çizmişim. Çizmiş olduğum yerden kesiyoruz. Aha. Bunu da buradan ayırıyoruz. Aha. Bunu da siz yapın isterseniz. Tamam. Tamam. Çubuklar, evet, tamam, öyle, evet, mi? Evet. Tekerlek hazır. Cambaz hazır. Ha, şu alttakiydi değil mi? Hı-hı. Cambaz hazır. Yapılması gerekenler biraz şu köşeler aynı değil, öyle değil mi? Bunun köşelerinde bir şeylik, evet, var. Bu çok dik. Delikler var galiba, öyle değil mi? Şu tekerleğin, evet, ortasında deliği var. Tabii. Başka neler kaldı? Söylemiş olduklarınız ve montaj. Ve boyamadan montaj kısmı kaldı. Montaj yapacağız tabii. Şimdi ki bundan sonraki aşamamız ne? Şimdi şöyle söyleyeyim, bakın kalıp bu. Bu kestiğimiz, kesmiş olduğumuz oyuncağımızın ilk önce delik olan yerlerini, aha, delmemiz gerekiyor, aha, makinede. Deldikten sonra geçeceğiz. Önce işaretlemek mi lazım deleceğimiz yerleri? Tabii ki. Şimdi o söylemiş olduğunuz eksikleri de söyleyeyim tek tek. Aha. Biraz önce çok güzel gördünüz. Şimdi mesela ahşaba bakarken nasıl baktığın da önemli. Aha. Yani nerede yuvarlığı var, nerede yok, onları da bilmek gerekiyor. Şu delikleri buraya yaptık ama bakın görmüş olduğunuz gibi buraları yuvarlak ama bizimkinde sert, evet. Sert. Köşeli, köşeli. Köşeli. İşte, evet, bunlar da zımparada düzeltilecek olan kısımlar. Ve bunun İki tarafında da bakın delik olan yerleri var. Başında ve sonunda delikleri, evet, var. Evet. O kısımlarından bunu işaret koyuyorum. Aha. Delinecek. Cambaz için önce ahşaptan kesimi tamamladık, sıra delmeye geldi demiştik. Şu anda o aşamadayız, öyle değil mi Şenur Hanım? Evet. Ne yapacağız şimdi? Koyduk cambazı tam deliğin hizasına, evet, keseceğimiz, deleceğimiz noktaya, öyle, hı-hı, değil mi? Tamam. Bu delgeç mi bu? Bize biraz aleti de tanıtın. Bu el matkabı, matkap makinesi bu. Matkabın yerleştirilmiş halini düşünün. Hı-hı. Ve çok basit, hani normal matkaplardan. El kullandığımız matkaplardan farklı, bu şekilde kullanılabilen, bakın çalıştırmadan kullanıyorum, aha, çalıştırmadan gösteriyorum, çok rahat delebileceğiniz bir makina. Biz, nasıl, bununla işlemleri yapıyoruz, bütün tekerlek, diğer bütün her şeyi, hı-hı, bununla kesiyoruz, deliyoruz ve çok daha rahat oluyor. Sadece bunu kullanmıyorsun bunun içinde, bir sürü makinelerin parçası var. Punch makinelerini kullanıyorsun tekerlekleri delerken. Hı-hı. Değişik özellikle bir sürü parçası var. Başlayalım mı derneğin? Tabii, başlayabiliriz. Şu şekilde deliyoruz. Biraz kolu da çıkıyor, öyle değil mi? Evet, bakın. Hı-hı. Şöyle göstereyim. Delindi. Delindi.
Bakın cambazın dönmesinin şartı var. Bu şekilde dönebilmesi için onun buradaki deliklerinde eşit yerlerden, aynı hizalardan olması gerekiyor. Evet. Dolayısıyla cambazın dönebilmesi için, şöyle şuradan gösterelim size. Bu cambazın dönebilmesi için deliklerin aynı hizadan olması gerekiyor. O yüzden üst üste koyup ahşapları üst üste koyarak deliyoruz. Derme işlemini de böylece tamamlamış olduk. Tamamlandı. Bir bakalım. Hemen evet, hizaları da aynı. Evet, gayet başarılı bir şekilde ikisini aynı hizadan deldik. Oyuncak giderek son haline daha çok benzemeye başladı böylelikle, öyle değil mi? Tabii bir tek ki. Köşeleri şimdi zımpara makinemize geçeceğiz. Kaldı. Köşeleri zımparalayacağız. Bu yuvarlağımızın düzgün olmayan kısımlarını zımparalayacağız ve şu cambazımızın da birkaç yerini ve üst zeminlerini. Zımparalama aşamasına geldik şu an ama bu aşama biraz gürültülü olacak. Dolayısıyla işlem yaparken konuşamayacağız. O yüzden Şengül Hanım'dan şu an anlatmasını rica edeceğiz. Ne olacak az sonraki aşamada? Şimdi biraz önce göstermiş olduğum bu tahtaların yüzeyleri, arka ve ön yüzeyleri zımparasız ve boyayacak tarzda değil, pürüzsüz hale gelecek. Evet, pürüzsüz hale gelecek bunlar. Ve şu görmüş olduğunuz yanlış kestiğimiz yerleri de zımparada eriteceğiz. Düz, şu anda biraz gördüğünüz gibi yuvarlakları, bakın eğimli çıkımlı. Onu biz yuvarlak hale getireceğiz. Zımparalama işlemi tamamlandı. Şu anda oyuncağımızın parçaları büyük ölçüde hazır. Öyle değil mi? Evet, hazır. Bu yüzeyleri de zımparaladık. Zımparaladık. Burada bir böyle pürüzlü bir yer mi oluştu? Evet, oldu? Şöyle tahta biraz oyukmuş. Bakın. İçinde biraz tam çok eritirsen çok incelecek bu tahta. Şöyle gösterelim. Şöyle. İşte o kısımlarını da dolgu maddesiyle. O nedir o doldurduğumuz? Bu şekilde. Bu hazır alınan bir ürün. Akça ağaç mı? Akça ağaç, evet. Rengi sebebiyle akça ağaç denmiş. Başka başka renkleri de var. Tahtanın rengine göre değişiyor. Bunu bu şekilde kullanıyoruz. Bu dolmayan yerlerine. Şöyle kapatıyoruz. Şimdi bakın, zımparayla da bu kısmını düzeltiyoruz. Hatta yumuşak zımpara bile var. Değişik değişik. Zımparalar da farklı farklı bu arada. Bunu ben zımparalayabilirim. Evet, zımparalayabilirsin. Günümüzde siz bu oyuncakların çok fazla tercih edilmiyor oluşunu neye bağlıyorsunuz? Bence teknoloji geliştiği için tabii ki bu oyuncaklar tercih edilmiyor. Çocuklar bilgisayarın başından kalkmak istemiyor. Yani mesela bu oyuncakları çok basit bulabiliyorlar. Ya zaten sokakta oynama olayı kalktı. Oyuncakların birçoğuna dikkat ederseniz sürerek oynanacak oyuncaklar. Mesela bu erkek çocukları evet. için diyorum. Sokakta oynamayan çocuk, yani arabayı sürmeyi, ondan daha teknolojik olan helikopterleri kullanmayı tercih ediyor ve elektrikli.
Şu anda oyuncağımızın boyama aşamasına başlayacağız. Boya sıçramasın diye üzerimize önlüğümüzü de giydik. Nasıl devam ediyoruz şimdi, ne yapacağız? Şöyle göstereyim. Şimdi oyuncağımızda gördüğünüz gibi çizgiler var. Bakın bebeğimizin, öyle söyleyeyim, cambazımızın üstünde. Önce onları çiziyoruz. Kurşun kalemle önce onları çizdik. Evet, çizeceğiz. Ben bu tarafını çizdim. İsterseniz Elvira Hanım siz de bu tarafını çizin. Nasıl başlayacağız boyamaya? Ne renk istiyorsun? Mesela şapkasını ne renk, ayaklarını ne renk, pantolonunu, üstünü ne renk istiyorsan ona pantolonu göre. Pantolonu mor. Mor. Şapkası, ayakkabıları ve üstünü yeşil. Yeşil yapmak istiyorsun. Tamam. Evet, açık yeşil. Evet, önce o zaman açık yeşilden başlayalım. Tamam mı? Tamam. Direkt açık yeşil. Açık yeşil, direkt burayı sürüyorsun. Direkt boyuyoruz değil mi? Hı-hı, boyuyorsun, evet. Biz bu rengi seçtik ama Şenur Hanım, evet. Eyüp oyuncakçısı olarak bilinen bu cambazın özel, kendine has bir rengi var mı? Ahşapta kullanmış oldukları boyalar doğal boyalarmış, doğal kök boyaları. Ve kök boyalarıyla yapılan renkler de genelde yeşil, sarı, yani koyu yeşil, sarı ve kırmızı renkler oluyor. Hı hı. Bu bizim kullandıklarımız ise şimdiki zamanın boyaları. Barbie boyaları şeklinde yapıyoruz. Hani oyuncaklar daha cezbetsin, daha cazibeli olsun diye. Biz pembe, böyle bu şekilde açık yeşiller, morlar, eflatunlar kullanarak. Bizim kullandığımız boyalar doğallığını bozan şeyler değil, değil mi oyuncağın? Hayır, doğallığını bozan şeyler değil. Bozmuyor. Şöyle yani ahşabın üzerine sürüyorsun ve zaten zararlı boyalar da değil aynı zamanda. Yani, öyle bir özelliği yok. Doğallığını bozmuyor tabii ki. Peki dikkat edilmesi gereken bir şey var mı? Hep aynı yöne doğru mu sürmek gerekiyor? Bir de belli bir miktar var mı? Emiyor mu ahşap bunu? Tabii emiyor. Hatta biz onu hafiften şimdi mesela vaktimiz olursa zımparalayıp üzerine tekrardan boya sürüp. Boyadıktan üzerine, sonra tekrar zımparalıyor muyuz? Kuruduktan sonra zımparalanıyor. Zımparadıktan sonra tekrardan vernik sürülüyor. Bir kez boya sürülüyor. Boyadan sonra vernik sürülerek daha parlak hale getiriliyor. Oyuncağımızı boyama aşamasını tamamladık. Sıra verniğe geldi, öyle değil mi? Evet. Niye vernikliyoruz? Daha parlak gözükmesi için vernikliyoruz. Hı hı. Sonrasında bozulmasın, ahşabımız bozulmasın diye. Oyuncağımızın boyama aşamasını bitirdikten sonra sıra montajına geldi. Bunun için de ihtiyacımız olan şey sadece vida galiba, öyle değil mi? Evet, şu puntolardan gerekiyor. Aha. Oyuncağımızı tamamlamış olduk. Ahşap malzemelerle %100 doğal bir oyuncak hazırladık. Ve Şenur Hanım'a da çok teşekkür ediyorum bize katkılarından dolayı. Oyuncak yapımını bize öğrettiği için ve bugününü bize ayırdığı için çok teşekkür ediyoruz. %100 doğal oyuncağımız hazır. Biz de keyifli bir gün geçirmiş olduk böylelikle. 24 Doğa programından şimdilik bu kadar. Haftaya yeniden görüşmek dileğiyle 24'ten ayrılmayın. Doğayla ve çevreyle barışık kalın. Hoşça kalın.